Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan şıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık. Ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u diliyorum. Gözlerim kapalı. Cennet Köşeler bu hafta yüzlerce yıllık tarihiyle, Ayasofya'sıyla, Sultanahmet'iyle Eminönü'nde. Tarihin derinliklerini içinde bulunduran Eminönü'ndeyiz bu hafta. Başkanımla beraberiz. Başkanım nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Sen de iyi misin? Büyümüşsün maşallah. Teşekkür ederim. Vallahi büyümüşsün ha. Zor tanıdım. Sultanahmet Camii'ni hiç unutmayacaksın. Sultanahmet Camii, dünyada İstanbul'dan önce Sultanahmet Camii gelir. Blue Mosque diyorlar ya. Süleymaniye gideceksin. O Süleymaniye şahsiyetini görmek lazım. Şu anda onarılıyor ayrıca. Muhteşem bir bölge, dünyada benzeri asla yok. Burada 110 civarında cami açık ve o kadar da kayıp. Dünya kadar çeşmeler var, türbeler var, her taşta bir tarih var Eminönü'nde. Ayasofya'nın tam karşı köşesinde bir taş var böyle, garibim böyle boynu bükük gibi. O milyon taşıdır. Adı milyon taşı. Büyük Roma İmparatorluğu zamanında dünyanın başlangıç noktası olarak kabul edilmiş. Dünya sıfır noktası. Bütün yollar Roma'ya çıkar sözcüğü de burası içindir ha. Hanlar var, hanlar. Hanlar bölgesi hamamlar. Dediğimiz hamamlar var, çeşmeler, hepsi burada. Her şey Eminönü. Her şey burada, bir de görmek lazım. Dağıtır rüzgar yedi tepe, üzerinden hatıralar tarihin. Bu Eminönü hakikaten çok farklı bir yer. Sadece burada uçak pisti yok, biliyor musun? Hepsi, bütün ulaşım araçları geliyor. Denizin, yani kullanan insan bütün denizin araçlarıyla buraya gelebilir. Tren geliyor, hemen tren rayları yanımızda. Hafif metrosu var. Otobüsler geliyor. Bütün toplu taşıma hepsi buraya gelir. Sadece uçak pistimiz yok, o da yer yok. Gelin beraber görelim, gezelim. Burası şadırvan. Benim bu orkestranın bulunduğu yer burası. Burası muhteşem bir yer. Bu güzelliği daha zenginleştirerek koruyacağız, geleceğe taşıyacağız.
akşamlar benim orkestram Eminönü Belediyesi Ağır Kapı Büyük Roman Orkestrası. Ben bu gençleri, bu insanları seviyorum. Geldiğim zaman bunlarla tanıştık. İlk defa benim Eminönü'nde siyasete başladığım tarihte ilk tanıdığım insanlar bunlar. Keyif aldım, beraber oldum. Beraber oynadık, beraber de ağladık, yürüdük. Tabii üzüntülü günlerimizi ağladık. Burada düğünlerimizi yapıyoruz. Burada eğleniyoruz, burada oynuyoruz. Eminönü Galata Köprüsü balıkçılar için mükemmel bir mekan. Yüzlerce balıkçı burada gece gündüz balık tutmak için bekliyorlar. Rastgele abi. Sağ olun. Nasılsın? İyiyiz, teşekkürler. Peki her gün geliyor musun? Hafta sonları boş olduğum için özellikle hafta sonları tercih ediyorum. Stres atmak amaçlı. Tabii tabii. Peki en büyük ne kadar boyutta bir balık yakaladın? Şu an özellikle savi çıkıyor. Çinekop olsun, palamut mevsimleri var. Bazı balıkçılar buraya hemen mangalını getiriyorlar, burada balık yakalıyorlar abi. Sen hiç öyle bir şey yaptın? Yok, öyle bir şey denemedim ama park olsun, yakın şu karşı tarafta olan parkta bir iki kere yapmıştık. Balık tutmak zor mu? Yok be, zevkli bir iş. Zevkli bir iş diyorsun. Tabii. Çok... Peki bunun kuralları var mı? Vallahi kuralları şans, ben kurallarından anlamam yani. Şans. Peki bugün şansın nasıl? İdare eder. Orada bak. Bakalım şöyle bir. Bayağı yakalamışsın. Ne oluyor? Hamsi mi oluyor? Bunlar istavrit mi? İstavrit değil ha. İstavrit. Ben çok iyi bilmem balıkları ama iyi yakalamışsın herhalde. Allah aşkına iyi. İdare ediyor. Her gün geliyor musun abi buraya? Yok. Hafta sonları? Hafta sonu bir gün. Peki bayanlar pek tercih etmiyor herhalde balıkları. Şimdi temizlemesi zor oluyor onlar için herhalde. Biraz ondan yani. Ver hadi gaza, ver hadi yana dişin anay. Bu gece gene gökyüzünde durur yananay. Abi yakaladın. Yakaladık. Peki ne işle uğraşıyorsun abi? Ben havaalanında çalışıyorum. Havaalanında çalışıyorsun. Evet. Boş vakitlerinde buraya geliyorsun. Boş vakitlerimizde buraya geliyoruz evet. Stres atmaya. Evet, ona gibi bir şey. Yeterli çıkarmak için. Yeterli yakaladın mı bugün? Daha yeni başladık. Evet. Bu kadar balık var. Evet. Ya abi sen o zaman bir çuval falan balık sat. O kadar değil. Birkaç kilo olsa yeter. Bunu tutma kuralı nedir? Geriye atmak tutma kuralı. İleri alıp dibe yatıracaksın. Dibe yatıracaksın. Evet. Peki o zaman çok balık gelir mi? İstediğin kadar. Kaç iğne bal alsın hepsi dolar. Peki abi normalde sahil kenarından bunları atarsınız. Peki şimdi bırakıyor musunuz buradan direkt aşağıya? Tabii direkt aşağıya bırakıyoruz. 100 gram kuşum kullanıyoruz. Burada genelde kefal ve istavrit varmış herhalde. Evet, kefal, istavrit. Geceleri mırmır çıkar. Çinekop çıkar, lüfer çıkar. Günde kaç saat burada duruyorsun abi? Yaklaşık işte bir sabah saat 5'te geldik, akşam 6'ya kadar buradayız. Sabah saat 5'te abi o kadar erken işe bile gitme. Yer bulamıyoruz ki. Cumartesi pazar tatili sadece bize. Biz de böyle zevkimizi almaya geliyoruz buraya. Devam edeyim mi? Dur, tamam. Devam edeyim. Hatta çek dolu. Dolu mu? Dolu. Dolu mu? Da. Çekelim abi o zaman sen tut mikrofonu. Tamam. Evet. Sahilini şuraya koy, sahilini. Sahilini buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Evet. Tamam. Bakalım tutabilecek miyiz? Tutacaksın tabii. Daha ilk tutuşum ama. Balık var, yavaş yavaş çekiyorum. Hop. Evet. Devam. Abi ne kadar uzunmuş bu ya. Geliyor mu? Devam et. Sarıyorum abi. Şu anda gözükmez. Daha sayın seyirciler ilk. Telefonu ilk. Da çıkabilir ha. Senin vardı ya. Cep telefonu, cep telefonu. Devam. Abi balık çıksın karnımızı doyuralım ya. Geliyor mu? Usta geliyor. Hadi bakalım. Geliyor. Devam. Vallahi billahi geliyor mu? Gel. Devam et. Çekiyorum. Allah! yavaş abi tamam. Şimdi yukarı kaldır. Kardeşim kaldır yavaş.
Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Ne abi? Tamam. Derya kuzusu. Derya kuzusu bunlar, derya kuzusu. Palamut revrek mezgit, al evine tez git abi. Balıklar bunlar. İlk tutuşumda abi çok teşekkür ederim. Nasıl? Çıkartmasın da ben yapacağım. Vallahi ben hiç bilmem be abi. Vallahi. Eline kamış aldı mı daha bırakamazsın. Geceleri uykuyla uyuyamazsın. Abi ilk tutuşum çok heyecanlıydı. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. İnşallah yarın sabah bekliyoruz. Yarın sabah yine buradayız seyirciler. Şu anda İstanbul'da olmak vardı anasını satayım. Yeni camide mısır atmak kuşlara. Köprüde balık ekmek yemek. Abi 5'te balık mı beklenir ya? Tabii tabii tabii. Olmaz abi ben 5'te uyuyor oluyorum. E 1.30'da gel ya. Kaçta geleyim? 1.30'da. Abi yarım saat. Balık geliyor. Saat 1.30'da gelir balık. Saat 6'da gelmez. Teşekkür ederiz abi görüşürüz. Yayılmışız dünyanın dört bir yanına. Eminönü deyince aklınıza ne geliyor? Balık ekmek. Balık ekmek. Kimisi ta Kopenhag'da, kimisi Paris. Eminönü'nü gezdik dolaştık, haliyle karnımız acıktı. Şimdi namı değer ham odayının yerine giriyoruz. Eminönü'ne geldik, karnımız acıktı, yemek yemek istedik. Bizi nereye gönderdiler? Hamdi dayının yerine gönderdiler. Nasılsın Hamdi dayı? Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel bir yer açmışsın burada, manzarası mükemmel. Kaç yıldır buradasın abi? 38 senedir buradayım. İlkin 10 metre bir beraka yerde başladım, aynı yerde. 15 sene orada işimi devam ettirdim. Burası Sultanahmet. Mutlaka turistler geliyordur. Evet. Daha çok hangi ülkeden turistler geliyor? İtalyanlar gelir, Fransızlar, İspanyollar, Amerikalılar gelir. 38 senedir bütün dünyadan turistler gelir. Peki gelen turistler daha çok hangi yemekleri tercih ediyorlar? Bizim doğrudan doğru kebap. Haliç altın boynuzdan tutun boğaza kadar bir manzarası var buranın. Eminönü yarımadasını tamamen görüyor. Mükemmel bir manzara. Peki burayı nasıl aldınız? Bunlar tabii şans eseri. Şans eseri. Tabii bir de Eminönü'nü ben çok sevdiğim için. Aşağı 45 senedir aynı dükkanımın olduğu yerde ikamet yağı edeyim. Doyamam seyretmelere seni. Sağınızda Haliç, solunuzda Boğaz. Ortada Galata Köprüsü, önünüzde muhteşem bir masa. Tabi burada yemeğin tadı da bir başka. Abla yem satıyorsun? Evet. Peki nasıl işler? İşlerimiz durgun. Durgun diyor. Evet. Eminönü'ne gelen herkes genelde güvercinlere yapar. Tabii tabii tabii. Nasıl durgun oluyor o zaman? Hani ara sıra atlıyorlar. Bazı oluyor bazı olmuyor işimiz. Turistler geliyor mu peki? Geliyorlar. Peki nasıl anlaşıyorsun? Anlaşamıyoruz turistlerle. Aman aman kalaycılar. Kazandığın parayı ne yapıyorsun? Çocuk çocuklarımızı bakıyoruz. Kaç tane çocuğun var? 6 tane. 6 tane? Evet. Abla nasıl bakıyorsun onlara? Bakıyoruz Allah'ımıza şükürler olsun. Aman canım gülüm danacılar. Ortadan. Aman 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 sepetçiler. Celardan. Arkamda görmüş olduğunuz bu taş size normal bir taş olarak gelmiş olabilir. Eminönü Sultanahmet Meydanı'nın ortasında bulunan bu taşın inanılmaz bir hikayesi var. Arkadaşlar Sultanahmet'e gezmeye geldiniz. Evet. Evet. Nereden geldiniz? Yalova'dan Sultanahmet'i gezmeye gelmişler. Peki arkamda görmüş olduğunuz taşın özelliğini biliyor musunuz? Hayır. Bu taşın özelliğini o zaman ben size söyleyeyim. Taşın adı Milyon Taş ve dünyanın merkezi olarak kabul ediliyor. Çok önemli bir özelliği var yani. Görünüş olarak normal bir taşı andıysa bile çok önemli bir taş. Peki nereleri gezeceksiniz hemen onu soralım.
Ayasofya, Yerebatan Sarayı. Evet. Ondan sonra Dolmabahçe Sarayı'nı gezdik. Topkapı Sarayı'nı. Mutlaka Topkapı Sarayı'nı da gezin. Çok güzel bir yer çünkü. Sultanahmet Eminönü deyince akla buranın güzel halıları geliyor. Abimizden de halılarla ilgili bilgi alacağız. Abi nasılsın, onu soralım ilk başta. Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Halı satıyorsun burada. Halı satıyorum, evet. Peki işler nasıl? Onu bir öğrenelim. İşler idare eder. Kışın durgun oluyor, yazın daha iyi oluyor tabii. Halılara Türkler mi, yabancı turistler mi daha çok rağbet gösteriyor? Tabii, daha çok yabancılar rağbet gösteriyor. Peki, halıların özelliklerini sorayım ben size. Şimdi ipek halı var, yün halı var, iğneyle işlenmiş var, çift düğüm olanı var. Tamamen el işi. Tabii, hepsi el işidir bunların. Peki fiyatlar kaçtan başlıyor? En yüksek modelinizin fiyatı ne kadar? $500 tutun 20 bin dolara kadar halı var. Tabii şeyine göre değişiyor, kalitesine göre. Yani düğüm sayısına göre, hepsi değişiyor onların fiyatı. Bir o 20 bin dolarlığı bir görebilir miyiz? Gösterelim tabii. 20 bin dolarlık halımızın yanındayız. Elle işlenmiş, kök boyadan kök yapılıyor. Kök boya, tabii kök boyadan yapılıyor. Bunların hepsi kök boyadır. Genelde Türk evlerinde zaten böyle halılar bulunur. Tabii bunların hepsi bizim yani kendi imalatımız. İşte bu ipektir. Tamamen iğneyle işlenmiş, full ipek bir halı. Arkasını çeviriyoruz. İpekten işlenmiş gördüğünüz gibi. Ama iğneyle işlenmiştir bu. Bu düğümlü değildir. Şunlar düğümlüdür. Şu halılar düğümdür. Bunlar iğneyle işlenmiştir. Tamamen iğneyle. Çok uzun zaman süren bir çalışma. Ve tamamen el emeği hak ediyor zaten bu kadar fiyatı. Alıyor mesela şu kadarcık bir halı, şeyin dokuması. 7-8 ay. Tabii 7-8 ay. Gerçekten. Seneyi bulur yani bu kadar büyük bir halı. Gerçekten çok büyük bir uğraş. Yapanlara da Allah kolaylık versin. Sultanahmet'in en ünlü esnaflarından biri Davut abinin yanındayız. Davut abi nasılsın? Sağ ol. Sen nasılsın Davut? İyi misin? Teşekkür ederim. Mısır satıyoruz. Mısır satıyoruz, yapıyoruz, evet. Kestane. Kestane var. Kestane ne kadar? Kestane 100 gram 3 lira, 200 gram 5 lira. Hiç böyle sesleniyor musun? Kestane kebap yenem sevap. Yok, onu seslenmiyoruz. Bazen bizim tabii değerli müşterimiz olduğu zaman onlara sesleniyoruz. Nostalji uzunluğu olsun diye, değil mi? Satışlar nasıl abi? Satışlar fena değil ama şu anda işte kış sezonuna girdik. Biraz durgunluk var piyasada. Turistler kestane mısır alıyorlar mı çok? Turistler alıyor. Alıyor. Peki beğeniyorlar mı cidden? Beğeniyorlar tabii canım. Gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Peki mısırı mı daha çok seviyorlar, kestaneyi mi? Muzo ne diyorsun? Daha çok hangisini? Kestaneyi. Kestane onların ülkelerinde yok herhalde, böyle pişirmiyorlar. Vardır da yani bizim gibi zannetmiyorum olsun yani. Bizim gibi pişirdiklerini zannetmiyorum. Tabii canım, bizim ülkemizde farklı oluyor değil mi? Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Teşekkür ederiz abi. Sağ ol babacığım, sağ ol. Ayasofya bir dönem cami, bir dönem kilise olarak kullanılmış, günümüze kadar gelebilmiş yaşlı ve en büyük yapıtlardan biri. Koreli bir arkadaşımızla beraberiz ve onunla röportaj yapacağız. Hi, how are you? I'm fine. Where did you come from? Korea. Kore. Yes. Yeah. Kardeşi ülke. Can you say again? Kardeşi ülke. Kardeşi ülke. Merhaba Türkiye. I love you Turkey. Eminönü'nde bulunan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ne her gün binlerce ziyaretçi geliyor. What do you think about Sultanahmet Eminönü? Nice place. Nice place. Nice place. Where did you go in Sultanahmet?
Kız sen İstanbul'un neresindensin? Kız sen İstanbul'un neresindensin? Arkadaşlarımız hatırlamıyorlar. Daha yeni geldikleri için. Where did you come from? Holland. Holland. Yes. Sırf tarihiyle meşhur değil. Şimdi de Balıkçı Sabahattin'in önündeyiz. Burası dünyanın en ünlü dergilerinden biri olan Times'a bile kapak olmuş. Ünü Türkiye'yi aşmış, dünyaya nam salmış Balıkçı Sabahattin'in yerindeyiz. Yanımda da Sabahattin abi var. Abi nasılsın? Sağ ol canım, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben hemen sana sormak istiyorum. Bu ünün sırrı nereden gelir? Bu ünün sırrı senelere dayanıyor. Çok eski. Aşağı yukarı 40-50 seneden fazla dayanıyor. 10 yaşından beri babamla beraber bu işe başladım. Aralıksız hala devam etmekteyim. Ve işimi çok seviyorum. İşimin başında devamlı buradayım. Çocuklarımla beraber. Sizin gibi güzel insanları ağırlıyoruz burada. Yabancıları ağırlıyoruz. Ve bundan çok memnunum. Peki çok turist geliyor mu? Geliyor. Her milletten turist geliyor. Amerikalı ağırlıkta. İspanyol, İtalyan. Peki en çok neyi tercih ediyorlar balık olarak? Balık olarak barbunya, dil balığı, kalkan balığını seviyor genelde. Kalamar ve karides küveçi tercih ediyorlar. Burası Times dergisine ve daha birçok ülkede gazetelere konu olmuş. Bunun için bir çalışma yapıyor musunuz yoksa kendileri mi geliyorlar? Kendileri geliyorlar. Biz habersiz gelip müşteri gibi oturuyorlar. Ondan sonra gelip çekimlerini yapıyorlar. Normal vatandaş gibi. Bakıyoruz gazetede çıkmış. Peki balığın bu kadar güzel olma sırrı ne? Sırrı günlük olması ve balığı balık gibi ikram.